Herkese merhabalar sevgili öğrenciler. Ben Yeşim Hoca 6. sınıf İngilizce soru çözümlerimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Eğer kendinizi hazır hissediyorsanız hadi vakit kaybetmeyelim ve sorularımızın çözümüne başlayalım. Kelimelerimizi görüyorsunuz ve görsellerimiz var. Kelimelerimizi görsellerimizle eşleştireceğiz. Ama hepsinden önce hadi gelin bir kelimelerimizi tekrar edelim. Cheese peynir. Olives zeytin, honey, bal, egg, yumurta, croissant, kruvasan, tea, çay, cereals, mısır gevreği, bagel, simit, bread, ekmek, jam, reçel demek. Benimle birlikte kelimeleri tekrar ettiğinizi düşünüyorum. Eğer tekrar ettiyseniz ve kendinizi hazır hissediyorsanız hadi bakalım size bırakıyorum. İlk görselimiz mısır gevreği. İngilizcede mısır mısır gevreği. Hangisiydi? Çok güzel. G yani cereals. İkinci görselimiz peynir. Cheese. Çok güzel. Aile ile eşleştirdik. Ekmek. Ekmek nedir? Bread. Sonraki görselimizde zeytinleri görüyorum. Zeytin, olives, olives, zeytin demek. Kruvasan, aslında neredeyse okunduğu gibi yazılıyor. Kruvasan nedir? Croissants, e ile eşleştirdim. Hemen geçtim alttaki satıra. Reçel görüyoruz değil mi? Bu çilek mi, ahududu mu bilemedim. Reçel ne demektir? Cem, çok güzel. Ve kahvaltıların vazgeçilmezi çay. Çay tabii ki de tea demek. Yandaki görsele geçtim hemen. Biz aslında kopyayı vermiş. Bal demiş yani honey. Honey, bal. Bir yumurta görüyorum. Yumurta, egg. Egg, yumurta demek. Ve son olarak simit. Öyleyse... Zaten tek bir kelimem kaldı. Simit ne demekti? Bagel. Siz de İngilizcelerin ve Türkçelerini yan yana yazarak aynı zamanda da telaffuzlarına çalışarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Haydi geçelim sıradaki sorumuza. Çok güzel. Saatlerle ilgili bir soru. Match the times with the clocks. Saatleri eşleştireceğiz cümlelerimizle. Hatırlıyor muyuz? Hemen kısaca bir konu tekrar yapmak istiyorum sizlerle. Bakın şöyle bir saat çizmiş olalım. Saatlerimizde şurada biz neyi görüyoruz? 12'yi görüyoruz. Burada 3'ü görüyoruz. 6 ve 9. Şöyle bir saat taslağı yaptım. İngilizce'de bilmemiz gereken 12 ile 6 arasındaki şu kısma biz past diyeceğiz arkadaşlar. Past ne demektir? Geçe. Ve 6'dan 12'ye kadar olan şu dilime İngilizcede biz to yani kala diyeceğiz. Şimdi örneklerimize baktığımızda zaten daha anlamlı olacak sizin için de ama bu da şurada bir dursun. Evet hangisinden başlasak daha kolay olur diye düşünüyorum ve cümlelerimizi eşleştirmek daha kolay olacak. Bakalım ilk cümlemizde bize ne söylüyor? It is seven o'clock. Bakın bu bir kalıp cümle. It is seven o'clock. Saat yedi diyor. Saat yedi. Öyleyse bir ile eşleştiriyorum. Saat bakın yedi. Akrep, Yelkova. It is twenty past seven. Saat 7'yi 20 geçiyor. Bakın ne demiştim? Bu taraf hep past ifadesi verecek bize. Saat 7'yi 20 geçiyor. Hangisi olacak? Bakın 3. görselle eşleştiriyorum. Akrebim 7, yay 20 24'ün üzerinde saat 7'yi 20 geçiyor. It is half past seven. Saat 7 buçuk. Kalıp bakın. Half past Uçuk demek. Saat yedi buçuk. Sizi bekliyorum. Evet, altı ile eşleşecek. Akrebim yedinin üzerinde. Yelkova'nın yelkova altının üzerinde. It is quarter to seven. Bakın bu sefer bize ne dedi? Two dedi. Yediye on beş var. Quarter on beş anlamı veriyor bize. Saat yediye on beş var. Aslında saatim şu an 6.45 bakın. Saatim şu an 6.45. Ama biz bunu İngilizce'de nasıl ifade ediyoruz? Saat 7'ye 15 var. Bakın to buradan geliyor. Saat 7'ye 15 var. Daha 7 olmadı. 6.45 dördüncü görselle eşleştirdim. 5'teyiz. It is half past five. It is half past five. Bakın half past ifadesini hemen bir yanında görmüştük. Kalıp demiştim. Buçuk anlamı veriyor. Saat beş buçuk. İkinci görselle eşleştirdim. Ve son olarak half past nine. Half past şurada L'yi koymamışız. Half past nine saat dokuz buçuk F ile eşleştirdim. Hiç korkmayın yavaş yavaş oturacak bunlar zaten. Bir sorumuz daha var saatlerimizle ilgili. Onda da detaylı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz. Eğer bu soru tamamsa, haydi geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda bize demiş, make the sentences about what you do on different days. Farklı günlerde ne yaparsın cümle kur demiş. Bize aslında zaten kuracağımız şeyleri söylemiş. Ne demiş? Activity yaptığımız aktiviteler, time. Hangi zaman diliminde yapıyorsun? Day hangi gün? Adverbs of frequency. Bunlar da kelimemiz zaten. Hadi bir ilk örneği yapalım birlikte. Cümle kuruyorum. Sen diyor. Yani kendimle ilgili cümle kurduğumu düşünüyorum. Ben genellikle perşembe günleri 3.30'da bakın PM demiş. Öğleden sonra demek istiyor. 3.30'da ödevlerimi yaparım. Bakın geniş zaman cümlesi kuracağız. Rutin anlatıyor değil mi? Genellikle diyor. I usually do homework at Bakın saatlerden önce mutlaka at edatını kullanıyorum. At half past three on Thursdays. On Thursdays. Bakın niye böyle kullandım? Perşembe günleri daha doğru olduğu için böyle kullanmayı tercih ettim. Bakın şimdi. I usually do homework at half past three on Thursdays. Günlerden önce on edatı kullanıyor. Perşembe günleri saat üç buçukta genellikle ödevlerimi yaparım dedim. Şimdi ikinci cümleyi hadi birlikte kuralım tekrar. Her zaman, always, her zaman. Pazartesi günleri her zaman sekizde, sabah sekizde okula giderim. Bakın yine bir rutin yani yaptığımız şeyi anlatıyoruz. I always Go to school at... Bakın saatlerden önce at kullanıyorum. At eight o'clock on Mondays. Pazartesi günleri anlamına vermek için day, e, s takısını kullandım burada. Ben, ben diyor I, her zaman saat 8'de pazartesi günü okula giderim. Eight o'clock. Bakın saat tam 8 demek. am demiş. Neden? Çünkü öğleden önceki bir zaman dilimini anlatıyorum. Bakalım. Brush teeth demiş. Yedi yirmi geçe Wednesday çarşamba günleri. Çarşamba günleri 7-20 geçe dişlerimi fırçalarım. Nasıl kuracağım bu cümleyi? I bu sefer zaman zarfı vermemiş. Kullanmama gerek yok. I brush it at twenty past seven. İşte bu kadar. Ha, neyi kullanmayı unuttuk? On Wednesdays. Onu da ekleyelim. On Wednesdays. ya da şöyle de diyebiliriz. Şu noktayı görmeyelim. Çarşamba günü 7.20 geçe dişlerimi fırçalarım dedim. Dördüncü cümlemizdeyiz. Bazen 12-15 geçe öğle yemeği yerim diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Sizden bekliyorum. Özlem nedir? Ben. I. Sometimes çok güzel. have lunch at 15 geçe nasıl deniyordu? quarter past 12. Çok güzel. Bu şekilde cümlemizi kurduk. 12. 15 geçe bazen öğle yemeği yerim dedi. Son olarak Play soccer demiş. Often Sunday. Pazar günleri sık sık öğleden sonra dörtte futbol oynarım diyecek. Benzer şekilde I often sık sık play soccer at tam saatlerde o clock ifadesini kullanacağım. Four o'clock on Sundays pazar günleri saat 4'te futbol oynarım sık sık diyor. İşte bu kadar. Mantığımızı anladık. Öyleyse şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın saatleri ifade etmeden önce et, günleri ifade etmeden önce on edatı kullanıyorum. Ve genelde fiillerimden önce bir sıklık zarfı varsa öznenden sonra sıklık zarfı sonra da fiilimi getiriyorum. Cümle yapılarımız bu şekilde. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Complete the blanks correctly. Boşlukları doğru bir şekilde tamamlayalım. Weekdays hafta içleri, weekends hafta sonları. Yani bize aslında bir haftada bulunan günleri tamamla diyor. Tamamlayalım. Monday pazartesiden başlamış. Monday Tuesday Wednesday Thursday ve son olarak Friday. Siz de bu şekilde yazın lütfen ve benimle birlikte tekrar edin. Monday Pazartesi, Tuesday Salı, Wednesday Çarşamba, Thursday Perşembe, Friday Cuma. Cumartesi ve Pazar kaldı. Saturday cumartesi, Sunday, pazar demektir. Geçtik sıradaki sorumuza. Draw the time shown on each clock. Her bir saati bize söylemiş, saatlerimizi tamamlamamız istenmiş. Hemen ben de kalemimi alıyorum. Güzel bir şekilde bu etkinliğimizde yapacağız. Bakın, It is half past one demiş. Half past one saat bir buçuk diyor. Half past buçuk anlamı veriyor demiştim. Saat bir buçuk. Akrebim biri gösterecek. Yel kovanım buçuğu gösterecek. Saat bir buçuk. It is quarter to five. Quarter to demiş. Saat beşe 15 var. Şimdi önce yer kovanını çizeceğim. 15 var dediğine göre yer kovanın Şöyle yapacağız. Tam tersi olacak. Yer kovanın bu tarafta olacak. 15 var. Kaça? 5'e. O zaman saat 4.45 değil mi? Aslında daha tam 5 olmamış. O yüzden şöyle yapabiliriz. Saat 5'e 15 var. Yani 4.45 It is 9 o'clock. Bakın o clock tam saatlerde söyleniyor. Saat diyor tam 9 saat 9 diyor. It is quarter past 2. Saat 2 15 geçiyor. Bakın bu sefer past demiş. Saat 2 15. yel Yelkovanım 15'in üzerinde ve akrebim 2'nin üzerinde. Saat 2 on beş. It is quarter past two. Sıradaki görseldeyiz. It is ten past four. Bakın past hep aynı anlam. Geçi anlamı veriyor. Saat dördü on geçiyor diyor. Saat dördü on geçiyor. It is five one. Bakın bu sefer de past dememiş two demiş. Saat bire 5 var. Yani aslında saatimiz 12.55'miş. Saat 1'e 5 var diyor. Yani akrebim neredeyse 1'in üzerinde. Yay kovanım 55 geçeyi gösterecek. Saat 1'e 5 var. Bu şekilde ifade ediyoruz. geldik sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda match the words with the pictures. Kelimeleri görsellerle eşleştiriniz demiş. Görselleri ve kelimeleri eşleştirmeye başlıyoruz. Ben bu sefer görsellerden gideceğim. Sizden kelimeleri bulmanızı isteyeceğim. Bakın çocuk koşarak evden çıkıyor. Evden ayrılmak ne demektir? Leave home. Leave home evden ayrılmak. Bu kelime gitti. Bakın burada ne yapıyor? Kahvaltı yapıyor. Kahvaltı yapmak have breakfast. Have breakfast. Kahvaltı yapmak. Çocuk burada duş alıyor. Duş almak have breakfast gitti. Duş almak have a shower. Çok güzel. Have a shower. Duş almak demektir. Geçtik aşağı satıra. Burada çocuk ne yapıyor bakın uyuyor değil mi? Uyumakla ilgili bir kelime arıyorum. Kestiriyor. Take a nap. Çok güzel. Take a nap. Uyumak, kestirmek, şekerleme yapmak böyle düşünebilirsiniz. Bakın bir kız çocuğu var yaşlıca büyük annesi ve büyük babası. Yani büyük annesini ve büyük babasını ziyaret etmeye gitmiş. Visit grandparents değil mi? Grand parents bu kelimeyle eşleştirdim. Ve son olarak bakın çamaşırları çıkarıyorlar. Yani annesine yardım eden bir çocuk görseli help mother. Help mother diye eşleştirdik. Öyleyse bir kelimemiz arttı. Hadi o kelimemizi bulmaya çalışalım şimdi. Take a nap. Kestirmek demiştik. Şekerleme yapmak. Kısaca uyumak. Gitti. Have a shower. Duş almak demiştik. Have breakfast kahvaltı yapmak, visit grandparents, büyük anneyi, büyük babayı ziyaret etmek, learn folk dance, bakın bu görsellerde yoktu, learn folk dance, halk dansı öğrenmek, help mother, anneye yardım etmek, bunu da kullandık, leave home, evden ayrılmak demekti. Evet sevgili öğrencilerim bu soruyla birlikte videomun da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.